Faizsiz evlilik kredisi. Ne zaman evleniyor kızın evet. akşam? Evi kurdunuz mu? Kurduk. Ne kadar bir bütçe gerekiyor? Valla orasını hiç sorma. <laughs> Altın hariç bir e, ev düzmek, o çocuklara bir eve atmak 500 bin lira. Artısı var eksiği yok. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Ev kirası, çeyiz, düğün, altın, mobilya, beyaz eşya derken bir çiftin evlenmesinin maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor. Kurulacak Aile ve Gençlik bankasıyla ile 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeyle faizsiz 150 bin lira kredi verilecek çiftlere. Proje önce deprem bölgesindekilerle başlayacak. Daha önce de söyledi bunu. Söyledi ama uygulamadı. Biz de çok bekledik hani faydalanırız belki diye ama... E, olmadı yani. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için kendilerine maddi katkı vereceğiz. Erdoğan faizsiz evlilik kredisini ilk kez 11 Nisan'da AK Parti'nin seçim beyannamesinde duyurmuştu. Kızı Haziran ayında evlenen Gülşah Aydın'ın da umudu faizsiz kredi imkanından faydalanabilmekti. Hayata geçirilmeyince binbir güçlükle evlendirdi kızını. Biz çok zorlandık. Düğün salonunu tuttuğumuz yerde zorlandık. İşte çeyiz setlerinde zorlandık. Her şey 2-3 katına çıkmıştı yani. Evi Yerleştirmenin, döşemenin maliyeti ne kadar tuttu? Düğünle birlikte bize bir milyona patladı. Bir tabak takımı 10 bin liraysa gerisini siz düşünün artık. Geçen sene kanepeyi 6.250'ye satıyorduk. Bu sene 12 bin liraya satıyoruz. 20 bin liraya sattığımız yatak odası 38 bin liradan başlıyor. Masa sandalyesi, televizyonu, ünitesi yani yaklaşık en az 150-200 bin lira arasında değişiyor. En az. Yeni evlenecek bir çiftin sadece oturma grubu alabilmesi için 10 binlerce lira ödemesi gerekiyor. Örneğin bu iki tane koltuk, iki tane de üç kişilik kanepeden oluşan oturma grubunun geçen yıl satış Fiyatı 28 ile 30 bin lira arasındaydı ancak şu anda 48 bin 500 liradan satılıyor. 150-200 bin lira aralığında bize verecek, 150-200 bin lira beyaz eşyaya verecek, 100 bin lira da çeyize verse 500 bin lira. 500 bin lirada düğünün maliyeti 1 milyon. Çok zorlanıyorlar, ödeyemiyorlar, senetli istiyorlar. Veremiyoruz. E kredi kartının limiti yok. Hangi birini alacak? 150 bin liralık kredinin yetmesi zor. İstanbul'da bir evin kirası artık en az 15 bin liradan başlıyor. Televizyon fiyatları da 13 bin liralık buzdolabı 20 bin liraya, çamaşır makinesi 16 bin liraya dayandı. Valla evlenmek çok zor. Benim de bekarım var evde. Duruyor yani onu nasıl evlendireceğim ben de bilmiyorum. Ben emekli memurum. Zaten zor geçiniyoruz. Lüks gibi bir şey oldu artık. İşte yine aynı hikaye. Bakın bir ekonomi yönetiminin yapması gereken şey ne? Ekonomi yönetimi hükümette değil mi? Evet. Efendim bir ekonominin önünü görmesini sağlamak. insanların o ekonomi içinde önünü görmesini, geleceğini planlamasını sağlamak. İki, fiyat istikrarını sağlamak. Yani bu enflasyon, bu zamlar filan. Dolayısıyla alım gücünü istikrarlı tutabilmek. Üç, istihdam sağlamak. İnsanlar kendi çalışmak istedikleri ve eğitim gördükleri alanlarda çalışabilsinler. Bunları yapıyorlar mı? Bir hükümetin görevi bu. Yok bunları yapmıyorlar. Efendim insanların evliliğine, çocuğuna, şuna buna bir kişi karar veriyor. Belli şartlarla falan filan. Şimdi olmadı. E olmayacak. Bakın bu şekilde olmayacak. İllüzyonu Profesör Arzu'a sözlükten alarak şöyle tarif etmiş. İllüzyon ekonomisi. Birinin inanmak istediği bir şeye uygun ancak gerçeğe aykırı yargı. Hepimiz inanmak istediğimize inandığımız, inanmaya devam ettiğimiz ve gerçekleri görmediğimiz sürece bunların hiçbiri olmayacak. Ben söyleyeyim size.